Grafik Beyin kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size green screen, yani yeşil ekranı anlatacağım. Yeşil ekran ne oluyor? Mesela oyundasınız. Direksiyon, mesela ETS 2 oyunda çok karşınıza çıkmıştır büyük ihtimal. Direksiyonu koyuyorsun. Direksiyon sanki oyunun içinde gibi oluyor değil mi arkadaşlar? Onu anlatacağım size. Şimdi şunları bir okuyayım arkadaşlar. Bakın ekranı yakalamayı artıya basıyorsunuz. Buradan ekran yakalamayı seçiyorsunuz, buraya geliyor. Ekran yakalama olunca ne oluyor? Gördüğünüz gibi arka taraf çıkıyor. Yani oyuna girdiğinizde şu ekranda gördüğünüz oyunu kaydediyor. Veya canlı yayın yapıyorsunuz. Canlı yayında da şey yapıyor. Direkt oyunu yansıtıyor. Neyse. Artıya basıyoruz arkadaşlar. Bizim işimiz nasıl direksiyon oyunun içinde olur veya kendinizi nasıl oyunun yanında falan gösterebilirsiniz. Arka taraf görünmeden sadece kendiniz göreceksiniz. Onu göstereceğim. Şimdi buradan arkadaşlar video yakalama aygıtına giriyoruz. Buna kameram yazalım. Bu benim kameram olacak. Tamam'a tıklıyorum. Şuradan kameranız neyse onu seçiyorsunuz. Bende bayağı bir program var. Onları falan yapıyorum. Animasyon falan yapıyorum. Benim kameram Microsoft. Seçtim mi? Nasıl bir tiple çıktım ya? Yeni banyodan çıktım da. Neyse arkadaşlar. Tamam diyoruz. Bakın arka taraf ne renk? Yeşil. Tamam. Bu yeşili kaybedeceğiz. Peki ne yapacağız? Bak ben bu ekranı arıyorum. Şuraya koyacağız kendimizi. Tamam mı? Şimdilik böyle dursun. Şimdi arkadaşlar. Kameramın üzerine sağ tıklayıp filtrelere tıklıyoruz. Bak burada artı var. Efekt filtreleri olarak artıya basıyoruz. Ve krom anahtarı. Bize bu önemli. Tıkladık. Bakın arka ne oldu? Yok oldu. Arka yeşil olduğu için bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın. Şöyle yapalım. Bu güzel oldu. Kapat yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bak arka taraf görünmüyor. Yeşildi değil mi? Genelde yeşile uyumlu olur arkadaşlar. Ya yeşil ya mavi. Ha başka renkte yaparsınız ama en uyumlular yeşil. Şurada benim bir yeşil kartonum var. Ama siz göremiyorsunuz. Bir dakika onu da göstereceğim. Bunu direksiyonun arkasına yapacağız. Filtrede tekrar giriyorum. Krom anahtarını yok edin. Kaldırın. Ya da şuradan gözünü kapatalım. Bak bu yeşil. Değil mi? Bak yeşille şu an kafamı kaybedeceğim. Krom anahtarı devreden. Hatta şöyle şurayı kapat yapayım. Bakın arkadaşlar. Işık yansıyor tabii. Işığı da ayarlamanız lazım. Bak, kafa yok. Ya da gövde yok. Kafalar niye? Yeşilin faydası. Şimdi bunu nasıl ayarlayacağız? Bir direksiyon. Şurada bir direksiyonum var benim. Direksiyon bu. Oyun içine denk getireceksiniz. Ama bunu şöyle yapmanız lazım ki kamerayı zoomlayacaksınız ki şu şöyle olacak. Bakın. Bakın ben görünmüyorum. Mesela oyunun içinde oluyor. Zaten açıklamaya da bir tane bunun anlatımı var. Yani oyuna nasıl yapılır, nasıl yeşil ekran yapılır, direksiyon nasıl içinde oluyor gibi. Onu anlatacağım. Yalnız bunu yaparken direksiyonunuz önünüzdeyse kamera arkada olması lazım. Size engel olmayacak yani. Kolunuz falan görünecek ama size engel olmayacak şekilde montalamanız lazım. Tripodunuz varsa tripodunuza takabilirsiniz. Uyumluysa tabii. Ya da batlarsanız bir çaresini bulmanız lazım arkadaşlar. Arkada olup da ekranın içinde olması için. Şimdi kamera arkada olacak. Direksiyonun arkasına yeşil kağıt yapacaksınız. Ama siz de ekranı görmeniz lazım değil mi? Yani size engel olmayacak şekilde yeşil kağıt yapacaksınız. Sadece direksiyonu yansıtacaksınız ki o yeşil ekran ne oluyor? Bak beni görüyorsun şurada. Arka tarafı gösterecek. Yani oyunun içinde gibi o direksiyonu da ilk önce böyle OBS'den ayar yapacaksınız. Tam direksiyona oturacak şekilde ayarlayacaksınız. Bu kadar basit. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz pratik yapmanız lazım ki. Zaten açıklamaya da koyacağım diğer anlattığım videonun linkini. Oradan da bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
YouTube kanalıma, Grafik Bey'ine abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca eğer anlatmak istediğim bir konu olur, bir program olur, bildiğim de olabilir, bilmediğim de olabilir. Çalışırım, yine sizin için video çekerim, anlatırım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.